gidiyoruz. Yapıyoruz ve gidiyoruz. Tamamen rastlantı sonucu. Ben kendim göğsümde yakaladım bir kitle. Ertesi gün hemen bir mamografi çektirdim. Mamografide biraz tedirgin oldular. Dediler ki bir yapmamız lazım. Buradan bir parça almamız lazım. Fakat bu turukat sistemi bizde yok dediler. Fethiye'de yaptırdım ben bu işlemi. Onun için hemen İzmir'e geldim. İzmir'de bir laboratuvarda parçayı aldırdım. Bir doktor muayenesinde alınan parçayla bakıldığı zaman doktorum PET çekmemi istedi. PET çektirdik hastanede. O PET çekiminden sonra ameliyat olmam gerektiğini söyleyince hemen ameliyat oldum. Konan tanı burada göğsümde ve lenflerde de bir kitle olduğunu. Şeydeki alınan parçada taşlı yüzük denilen bir cins olduğunu söylediler ama ben çok sevindim. Çünkü taşlı yüzüğüm hiç olmamıştı benim. Bahaneyle bir taşlı yüzüğüm oldu dedim. Ama meğer iyi bir şey değilmiş bu taşlı yüzük. Bu kemoterapiler alırken bağlı olduğum jimnastik grubuyla Roma'ya yarışmalara gittim. Türkiye içindeki hiçbir yarışmayı atlamadım. Hepsine gittim. O yarışmalar sırasında gördüğüm çocuklarından ilgi, sevgi benim moralimi çok yüksek tutuyor. Yan etkisi olarak olan halsizliklerimi dinlenerek, beslenmeme dikkat ederek, arkadaşlarımın, ailemin destekleri olan yardımlarla çok rahat atlattığımı düşünüyorum. Ve benim hastalığı farklı düşünmeme bile neden kalmadı. Herhangi bir hastalık gibi. Hatta birçok hastalığın çok daha ağır olduğunu düşünerek adını bile kafamdan geçirmeden bir dönem geçirdim. Şu anda 18 tane radyoterapiyi gördüm. Her gün alıyorum. Herhangi bir vücudumda bir sıkıntım yok şu an için. Saçlarım çıkmaya başladı. İmajımı yaptım. Günlük hayatımı asla değiştirmedim. Ve bu işi bitirdim diye düşünüyorum. Bu durumu bir tek şöyle açıkladım. Artık sizi öpemeyeceğim bir süre dedim. Ondan sonra onlar da son derece duyarlı davrandılar. Ve beni arayarak, yarışmalarda bana sevgi göstererek bana çok büyük destekte bulundular. Kulüple olan bütün görevlerimi ve seyahatlerimi yaptım. Günlük hayatımı değiştirmedim. Günlük hayatımla ilgili yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama tabii ev işidir gibi şeyleri pek yapmadım. Onu da daha çok dinlenip bu dönemin tadını çıkardım. Yani benim için bir dinlenme ve bir ara verme dönemi oldu. Çok keyifli geçti bence. Çocuklarla birlikte olduğunuz zaman yaşınız da ilerlemiyor, enerjiniz de yüksek kalıyor. Sevgi zaten en güzel şey bu dönemde. Moraliniz de yüksek oluyor. Bu dönemde çocukların bana gösterdiği sevgi, ilgi en büyük ilaç ve enerji. Ve yüksek enerji de tedavi için beni en çok etkileyen şey oldu. Ve hastalığı hiçbir şekilde düşünmeme bile fırsat kalmadı. Onun için çocuklar bambaşka bir şey. Sevgi ve ilgi bu hastalığın en önemli ilacı diye düşünüyorum. Yasemin Hanım bize ikinci evre meme kanseri teşhisiyle geldi. Aynı zamanda meme kanserinin agresif bir alt grubu olan taşlı yüzük hücrelerini de içeren bir kansere sahipti. Oldukça agresif, saldırgan bir tür bu. Bununla ilgili olarak biz kemoterapi tedavisini planlayıp başladık ve başarılı bir şekilde tamamladık.
Bu tedavi sürecinde oldukça rahat bir etap geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada hastamızın oldukça moral, motivasyon açısından yüksek, pozitif yaklaşımının büyük rolü vardı. Biz biliyoruz ki kemoterapi tedavisi oldukça zorlu bir süreç. Ancak bu süreç sadece fiziki tedavi ile geçiştirilecek bir süreç değil. Burada mutlaka hastanın moral motivasyonu, psikolojik durumunun pozitif olması tedavi sürecini olumlu etkileyen faktörlerin başında geliyor. Yine stresten uzak kalmak, hastanın günlük yaşantılarına devam etmesi, günlük hayattan kopmaması bizim sağlıklı hücrelerimizden olan doğal öldürücü hücrelerimiz var. Natural killer adı verdiğimiz. Bunların moral motivasyonun yüksek olması, stresin az olması durumunda daha da aktif olduğunu ve bu hastalığın seyri açısından olumlu gidişe katkıda bulunduğunu biliyoruz. Yasemin Hanım'ın bu tedavi sürecinde normal hayatına devam etmesi, sporcu yetiştirmeye devam etmesi, aktivitelerini sürdürmesi, kemoterapiden kaynaklanan yan etkileri daha rahat geçirmesinde etkili oldu diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla tüm hastalarımıza biz bu tedavi sürecinde günlük hayata katılımlarını yoğun bir şekilde tavsiye ediyoruz. Gel, aferin. Gel.